İyi akşamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dart programlama dilinin 3. dersiyle karşınızdayım. Hemen derslere başlamak istiyorum arkadaşlar. Geride bıraktığımız iki derste arkadaşlar 12. derse kadar gelmiştik. 12. ders bitmişti. 13. dersten itibaren sizlere anlatıyorum, gösteriyorum arkadaşlar. Bu 13. dosyada eşitlik ve bağıntısal operatörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar büyük, küçük bağıntı operatörü. Sonra büyük eşit, küçük eşit bağıntı operatörüdür arkadaşlar. Bunlarla ilgili karşılaştırma yapabilmek için iki sayı tanımlıyorum burada. Numara 1 ve numara 2 diyerekten iki sayı, 5 ve 9. Dolayısıyla 5 ve 9'u birbirlerine göre bağıntılarına göre bir ekrana bir şeyler yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Mesela ilk örneğimde ilk satırda eğer numara 1 numara 2'den büyük ise, yani 5 9'dan büyük ise şunu yazdır diyorum arkadaşlar. Peki 5 9'dan büyük müdür? Değildir. Dolayısıyla bu satır yazdırılmayacaktır arkadaşlar. Bu satırda nelerin yazdırılacağına şöyle bir bakarsak, number 1 greater than number 2, yani sayı 1 2, sayı 2'den daha büyük diyor. Buradaki koşul gerçekleşmediği için bu hiçbir zaman yazılmayacak. Yazılacak olan değişkenine baktığımda res değişkenin içerdiği veri string'e, yani bir dizin haline dönüştürüyor arkadaşlar yazılabilmesi için. To string metodu çağrılıyor burada. Hiçbir argüman kullanmaksızın. Ancak 5 9'dan büyük olmadığı için bu koşul geçerli olmayacaktır. Peki ikinci koşul nedir arkadaşlar? Res ne olarak da atanacaktır? Numara 1 küçük, numara 2. Evet, 5 9'dan küçüktür. Dolayısıyla hemen bu komutun akabindeki şu satır icra edilecek demektir. Gerçekleştirecek demektir. Bakıyorum, numara 1 lesser than numara 2. Numara 1 numara 2'den daha küçük. Ekrana bu yazı yazdıktan sonra artı işaret bunun dizin halde buraya bir yazı yazdırılacağı anlamındadır arkadaşlar. Ancak buradaki mantıksal ifade numara 1 numara 2'den küçükse bu evet true ifadesi buraya yazdırılamayacağı için onunla ilgili bu string'e dönüştürme, dizine dönüştürme işleminin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Tabii asıl dallanacak olan kısım budur. Altında bir tane daha bir karşılaştırma var. Bağıntısal ilişki var. Numara 1, numara 2'den büyük veya eşit mi? Bir kere böyle bir şey yok. Numara 1, numara 2'den büyük veya eşit değil. Dolayısıyla bu da yürürlüğe girmeyecektir. Numara 1, numara 2'den büyük, küçük ya da eşit mi? Küçük eşit de herhangi bir tanesi olduğuna göre şu da yazdırılacaktır öyleyse arkadaşlar. Küçük ya da eşit diyerekten, yani her ne kadar 5 9'a eşit olmasa dahi 5 9'dan küçük olduğu için şu satırda yazdırılacaktır. Şu satırda yazılacak arkadaşlar. Burada bir bağıntısal eşitlik karşılaştırması, daha doğrusu eşit olmama karşılaştırması var arkadaşlar. Numara 1 bakın burada çift eşit olsaydı numara 1 numara 2'ye eşit mi diyecektik arkadaşlar. Ancak bu ünlem işaretinden sonra eşitlik gelmesi bunun buna eşit olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Yani bunun neticesi 5 9'a eşit değil mi? Bu mantıksal olarak da bir true neticesini verir. Dolayısıyla bu da true ekrana yazacaktır arkadaşlar. Burada da numara 1 numara 2'ye eşit mi? Değildir. Burada da false yazacaktır. Hemen bunu çalıştırırsak göreceğimiz şu olacaktır. Evet, başlangıçtaki numara 1 numara 2'den büyüktür. Böyle bir şey geçerli değil arkadaşlar. Bunun da string hale dönüştürülmüş, yani dizin hale dönüştürülmüş cevap false olacaktır arkadaşlar. Peki numara 1 numara 2'den daha küçük mü? Doğrudur arkadaşlar. 5 9'dan daha küçüktür. Bu daha büyük ya da eşit mi? Bu da falstır. Daha küçük ya da eşit mi? Bu kez küçük kısmı geçerli olduğu için yine true kalmaya devam edecektir. Numara 1 numara 2'den farklı mı? Evet. Farklı değil mi? Farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç true olacaktır. Numara 1 numara 2'ye eşit mi? Bu da falstır arkadaşlar. Çünkü 5 9'a eşit değildir arkadaşlar. Bir sonraki örneğe geçelim.
Burada test type operatör dediğimiz is operatörünü tanıtıyorum arkadaşlar. Burada konuşma İngilizcesine yakın bir operatör vardır. Bu eşit değil ya da eşit operatörlerine ilaveten klasik main void main yapımısı buradadır arkadaşlar. Şu etki alanında integer n eşittir 2 diyerekten n değerine değişkenine 2 değişken 2 değerini atıyorum arkadaşlar. Burada da n is int diyerekten bir mantıksal karşılaştırma yapıyorum arkadaşlar. Burada bir type testi yapıyorum. Yani n'in tipi bir integer mıdır? Evet integer'dır. Dolayısıyla bu true neticesini verecektir. Ekranda da bir true diye bir yazıyı görmemiz gerekir arkadaşlar. Evet. Bir sonraki örneğe baktığımda burada da is not operatörü var. Değil mi anlamında? Yani onun eşit olmadığı koşuldur. Burada da double diyerekten çift duyarlı bir sayı veriyorum. Bunu başlangıç değeri olarak 2.20 yazdırıyorum arkadaşlar. 2.20 ve de var num diyorum. Buradaki numaram şunu oluşturacaktır arkadaşlar. Bu mantıksal bir değer olacaktır. N is not int. N integer değil mi anlamında. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu integer değildir, double'dır. Dolayısıyla bu ifadenin karşılığı olan true değişkene atanacaktır. Num değişkenine atanacaktır. Print dediğimde de num değişkene true olarak da yazılması gerekir arkadaşlar. Evet. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse bu belki kafa karıştırıcı bir örnek olabilir. Başlangıçta tanımlamış olduğum n değişkeninin tipi double'dır arkadaşlar. Yani çift duyarlılıklıdır. Burada da karşılaştırması yaparken n sayısı integer değil mi diyerekten karşılaştırma yapıyoruz. Bu durumda bunun mantıksal olarak önermenin sonucu true neticesini verir. Değildir. Yani bunu karşılamış oluyor arkadaşlar. Burada da bu true değerinin yazdırılması için komut var. Bir sonraki komuta geliyorum. Burada da 16 numaralı dosyada bitwise yani bit düzeyinde operatörler nelerdir? Bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bit düzeyinde operatör deyince A ve B sayılarımız var. 2 ve 3 şeklinde var A ve var B diyerekten bu tanımlamasını yapmışız. Hemen bu arada sağ tarafta bir açıklama babından 2'nin 1, 0 ve de 3'ün 1, 1 yani 0, 0, 1, 1 şeklinde ondalık binary yani ikili kod karşılığını burada yazdım arkadaşlar. Burada var result diyerekten bir result değişkenime A ve B diyorum. A ile B'nin bit düzeyinde mantıksal işlemine tabi tutuyorum arkadaşlar. Buradan şunu görüyoruz. Burada da yazılmadan önceki o bir etiket gibi bir şey yazıyoruz. Ondan sonra şu result'ı mantıksal bir sonuç olduğu için bunu da string şeklinde yazdırmak için şu şekilde bir $ işareti kullanıyorum arkadaşlar. Peki şu koda baktığımızda A ve B dediğimizde bu neticede ne çıkıyor arkadaşlar? Bir bit düzeyinde karşılaştırma yapacağıma göre her bir biti karşılıklı olaraktan ve işlemine tabi tutacağım demektir arkadaşlar. Bu da sonuçta false verir arkadaşlar. Çünkü bu V verir fakat burası sıfır olacağı için neticede bu beklediğimiz olumlu neticeyi vermeyecektir arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde elde edilen sayıya baktığımızda arkadaşlar bir ve değerinde yani 2 ve 3'ün binary karşılıklarının bit karşılıklarına baktığımızda burası 1 olmayı devam edecek fakat burası 0 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 0 neye karşılık geliyor? 2'nin kendisine karşılık geliyor arkadaşlar. Demek ki A ve B'nin binary karşılıklarının V ile işleme sokulmasındaki neticesinde elde edilecek sayı 2'dir arkadaşlar. Burada bunu da $ işaretini alaraktan bunun sayı şeklinde yazılmasını halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki şu bölü işaretiyle veyahut da dikey işaretle gösterilen nedir? Bu da veya işaretidir. Bitwise veyadır arkadaşlar. Bit düzeyinde veyadır. Yani buraya baktığımda bit düzeyinde veya 1 ve 1 elbette 1 verir. 1 veya 0 gene 1 verir. Dolayısıyla 1 1 oluyor. Neticede bu 3 çıkacaktır arkadaşlar. Yani 2 ile 3'ün
şuraya göstereyim. Veya ile işleme sokulmasında elde edilecek veri 3'tür arkadaşlar. Bir de şöyle bir enteresan bir sanki üstel işaret gibi bir işaret var. Şapka işareti var. Bu da mantıksal cebirde eksklüzif or denilen seçkin veya demektir arkadaşlar. İkisinin de doğru ya da ikisinin de yanlış olduğu durumlar haricindeki diğer veyaları yani sadece birinin doğru olması veyahut da diğerinin doğru olması koşulunu sağlayacaktır. Dolayısıyla bu da sıfır ve bir değerini verecektir arkadaşlar. Bu da pardon, 0 ve 1 değerini verdiğinde bu da tekrar 0, 1'e yani 0 ve 1 diyerekten şurası 0 olacaktır, şurası 1 olacaktır. Dolayısıyla bu da sadece ondalıklı karşılığı 1'e karşılık gelecektir arkadaşlar. Peki şu sayıya geldiğinde B sayısının 3 olduğunu akılda tutalım arkadaşlar. Ve de B sayısının da bit düzeninin 1-1 olduğunu aklımızda tutalım. B'nin değeri nedir arkadaşlar? Bu B'nin değeri dediğinde bunun eksilisi anlamına lazım arkadaşlar. B'nin değeri şu bitlerin yerlerinin değiştirilmesi şeklinde olur arkadaşlar. Yani birler sıfır, sıfırlar bir olacaktır. Dolayısıyla sol tarafında bir sıfır sıfır gibi bir rakam görülecektir arkadaşlar. Veyahut da sol taraftan devam eden bir sıfır sıfır gibi. Bu da eksi dörde karşılık gelecektir tanım olarak arkadaşlar. Yani bir sayı ile onun değilinin işleme sokulmasında elde edilen rakam eksi birdir arkadaşlar. Yani hepsinin bir olması durumudur arkadaşlar. Şuraya gelirsek burada da eksi dördü anlattım. Şu çift ok sola shift anlamındadır arkadaşlar. Yani sol tarafa doğru bu bit dizisini kaydıracağız demektir. Peki A ve B sayıları var. A neydi? 2 idi. B de 3'tü. Demek ki 3 sol tarafa doğru 3 kez kaydırılacak demektir. Arkadaşlar dijital aritmetikte sağ ve sola kaydırmalar matematiksel olaraktan çarpma ve bölme işlemlerine karşılık gelir. Yani sola bir kademe kaydırılması demek, bir sefer kaydırılması demek, sayının 2 ile çarpılması demektir. 2 sefer kaydırılması 4 ile ve 3 sefer kaydırılması 8 ile çarpılması anlamındadır. Yani 2 üzeri 3 ile çarpılması anlamına gelmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ondalık sayısı hangi sayı hala kale almıştık? A'yı kale almıştık. Bu 8 olacaktır. 2, 4, 8, 16 olacaktır. 2 üzeri bu şekilde. Diğeri ise sağ tarafa doğru kaydırıldığında anlamlı bitler yani most significant bitler sağ tarafa doğru kaydırdığında bunun yerlerini sıfır alacağı için bu da sıfır değeri olacaktır arkadaşlar. Şunu bit düzeyinde bir kez daha anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. A 3 kez sol tarafa doğru kaydırılması durumunda. Şu anda değer 2'dir arkadaşlar. Bunun bir kez sol tarafa doğru kaydırılmasında bunun sağ tarafına bir tane bir sıfır eklediğimizi varsayalım arkadaşlar. Bu bir kez kaydırıldı. İkinci kez bir tane daha sıfır ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Bir tane daha sıfır ekliyoruz. Dolayısıyla iki sayısı ilk önce 4'e, 8'e ve ondan sonra 16'ya yükselecektir arkadaşlar. İlk kaydırmada 4 olacak, ikinci kaydırmada 8 olacak, üçüncü kaydırmada 16 olacaktır arkadaşlar. Bu da sağ tarafa kaydırmada anlamlı bitler. Sağ tarafa doğru kaydırılıp kaybolup gideceği için sol tarafa da 0 bitleri yerleşecektir arkadaşlar. Atama operatörleriyle bu dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Atama operatörleri demek A, B değişkenlerine sayıların nasıl atanacağı ile ilgilidir. A değişkenim 12, B değişkenim 13. Mesela A artı B dediğimde bunun açık yazılışı şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani A sayısı eşittir A artı B olacak demektir bu arkadaşlar. Yani A sayısının üzerine B'yi ekliyorum anlamında. Benzer şekilde şu yapı da B çıkartılacak anlamındadır. Şu da B'ye bölünecek anlamındadır arkadaşlar. Burada da B'ye kalanlı bölme yapılacaktır. Kalan değer gösterecektir arkadaşlar. Bunları da hızlı bir şekilde bakarsak A'nın B'ye toplamın durumunda burada 15 yazısı görünecektir.
A'nın 12, B'nin 13 olduğunu varsayarsak bu kez eksi 1 gibi bir rakam çıkacaktır. Burada çarpmasını yapıyoruz arkadaşlar. 12, 130, 1300 ne diyor? 24, 1324, 130, 154 gibi bir rakam elde edecektir. Burada da tekrar bir işlem hatası verdi. Aynı tipi kullanamazsınız diyerekten. Bunu double'a çevirdim arkadaşlar. 12 dedim. Diğerine de 13 dedim. Ve de x1 taksim eşittir dediğimde bu yine aynı şekilde şurada açık yazılı şimdi yazarsam şöyle x1 eşittir x1 division x2 şöyle böyle x2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Burada da bu neticeyi yazdırıyorum. Şurada hatırladığınız gibi kalanlı bölme demektir bu. Yani a yüzde işaret eşittir b şu anlama geliyor. Bunu da açık yazarsak arkadaşlar. Yani a eşittir a yüzde b. Yani A'nın B'ye bölünmesinde kalan değer A'ya değer olarak atanacak anlamındadır. Burada püf nokta şudur arkadaşlar. Sağ taraftaki değerlendirmeler sol taraftaki değişkenin içerisine atanacaktır arkadaşlar. Burada yapılan işlemler ok işaretiyle her ne kadar gösterilmemiş olmasına rağmen A değişkenine atanacaktır bu şekilde. Bunu da çalıştırdığımızda evet burada bu double dediğimiz için çift duyarlılıklı sayı olaraktan bunu gösterdi. Diğerlerinin de sayısal karşılıklarıdır. Şurada kalanlı bölmeye baktığında bölümde elde edilen kalan 12'dir. 13'ü böldükten sonra zaten bölünmediği için bu şekilde bir rakam elde edilmektedir arkadaşlar. Yani 12 13'e bölündüğünde 0 bölüm kalan 12'dir. Böylece 3. dersimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Dart derslerinin üçüncüsünü de tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yeni derslerden otomatikman haberdar olun diyorum arkadaşlar. İlginize, zamanınıza teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.